Gözünüzün önüne ne gelirse bize aktarınız. Ben virane bir ev görüyorum. Çok eski, küf kokulu. Duvarları bu kadar kötü ki güneş almamış ve yosunlu sallanmış. Güneşe de baktığım zaman hocam hani kar güneş gördüğü zaman erir ya. Karı da ay güneş de zaten normal bildiğimiz gibi bir güneş olarak görmüyorum. Erimiş bir güneş olarak görüyorum. Ay da çok enteresan. Ay'a baktığım zaman ayın da etrafı sargı bezleriyle kapatılmış. Ay da güneş de ne yazık ki vasat durumda. Ve arkadaşlar, ay demek, anne demek, güneş demek, baba demek. Yani anneden ve babadan da hayır yok ise demek. Yani onlar da ellerinden gelen bir şey yoksa demektir bu şekil. Ve lütfen devam edin. Zaten evi de anladınız. Kişinin kendisi annesinden ve babasından da güzel bir şey gelmemiş. Evet, lütfen devam edin. Bu evin kapısı açık ve her gelen darbe vuruyor hocam. Bir tane boğa gördüm. Boğa ne yazık ki çok kötü darbe vuruyor kapıya. Sonra boğa içeriye girdikten belli bir süre sonra oradan çıkıyor. Bu sefer oraya yırtıcı başka hayvanlar girmeye başlıyor. Yani hocam böyle çok enteresan yol geçen hanı gibi bir ev, virane, kötü ve her gelen bir darbe üzerine daha çok zarar vermiş. Ben burayı temizlemek ve düzeltmek istiyorum ve çok kötü kokuyor. Nasıl düzelteceğime baktığım zaman önce ay ve güneşin olması gerektiği gibi yani normal bildiğimiz ay ve güneşe dönmesini istiyorum. Bunun için de Allah'ın şifa ve nurunu ay ve güneşin üzerine göndermek istedim. Yüce Allah'ın nuru ayı ve güneşi düzeltiyor. Evet. Yani olayın düzenlenmesi anne ve babadan başlıyor. Ay ve güneşi düzeltmeye başladığım zaman ay daha çabuk yani hemen üzerindeki böyle o kötü işte kaplamaların hepsini anında çıkardı. Yani buna zaten hazır. Güneşe baktığım zaman güneş birazcık daha inatçı çıktı. Ama o evin düzelmesi için, güneşin düzelmesine ihtiyacımız olduğu için biraz ısrarcı oluyorum. Kabul etti. İsterseniz arkadaşlar, hocamızla beraber siz de yapınız. Eski, metruk, terk edilmiş, küf tutmuş bir ev, kapısı açık, gelen hayvanlar tekme atıyorlar, kafa vuruyorlar, kötü davranıyorlar, içeri giriyorlar, dağıtıyorlar. Gökyüzünde işe yaramaz, erimiş, parçalanmış bir güneş var. Yine aynı şekilde bölünmüş, kırılmış, dökülmüş, parçalanmış, işe yaramaz, ezik bir ah dolunay var. Yüce Allah'ın nuru güneşe aksın. Uzay boşluğunda büyük bir nur olursun. Yüce Allah aya da göndersin nurunu. Güneş üzerindeki kötü kabukları, kırıkları ne varsa onları atsın. Yepyenilensin. Muazzam bir bahar güneşi olsun. Ay da üzerindeki eski püskü kabuklar, kırıklar ne varsa hepsini atsın. Parlak, sağlıklı bir dolunaya dönüşsün. Ve ev için ne dediniz sayın hocam? Hocam güneşi düzeltmeye çalışırken sadece %30'luk bir kısmı düzeldi. Bunun sebebini sorunca onun da güneşin sorumlu olduğunu gördüm. 9 ay ve 9 güneşten onu işte
beslemesini istedim ve hemen çok güzel düzeldi. Tamam. Arkadaşlar, Yanında sadece güneşi düzeltmek yetmedi. Onun da babasını, onun da babasını, 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 babasını ta 9 nesil öncesine kadar ki babalarının da güneşlerinde problem vardı. Yüce Allah'ın nuru tüm bu güneşleri aktı. Onu hayal ettik. Evet. ve onu yattığım zaman hocam, ay ve güneşin tamamen düzeldiğini gördükten sonra bizim darbe almış kapımızın üzerinde çok güzel bir kalp, yani orayı yamaladı hocam. Çok güzel kalpli bir kapıya dönüştü. Ve o kalp sanki canlı bir kalp gibi hareket ettikçe içeriği canlandırdı, tertemiz yaptı. Büyük ihtimalle bu evin yani sevgiye ihtiyacı vardı. Şu anda içeriye baktığım zaman içerisi artık böyle gül bahçesi gibi kokuyor. O eski rutubetli küflü koku yok. Camlarının her tarafı kırık hocam. Yani gazetelerle kapatılmıştı. Camları onardım. Güzel aydınlık bir cam koydum oraya. Ve şu anda evin hatta camının önünde çiçekler görüyorum. Yani orası bir çiçek bahçesine dönmüştü. Bu evi terk etmiş ev sahiplerini görüyorum. Ev sahiplerinin de içeriye girdiğini hissediyorum. Yani içeriği gördükleri zaman bir dönüşümün olduğunu. Hani hocam televizyonda çıkar ya, ev yenilenir, ev sahibi içeriye girdiği zaman gözyaşlarına hakim olamaz. Bu görüntü var gözümün önünde. Yani ev sahibi de çok mutlu oluyor. Ve Ona diye de size teşekkür ediyor. Hocam Allah razı olsun size diyor. kime diyor bunu? Size diyor. Bana dediğini nereden biliyorsunuz? Yani Remzi'ye alınmaz değil mi? Refik Korkmaz mı diyor? Nasıl oluyor bu? Çünkü hocam karşısında o evin içerisine siz de girdiniz. Ondan sonra yani sanki siz sebep olmuşsunuz gibi. Hani o programı yapan kişi sizsiniz. Diyorum ya sanki bir ev yenileme programına gitmişiz. Ve yapımcı sizsiniz. Siz sebep olduğunuz için size teşekkür ediyor. Allah Ya razı hocam olsun. ben yine bir senaryo çizdim. Ve lütfen şu olsun. Arkadaşlar lütfen Remzi'ye alınmazı teşekkürlerinizi sunun. Çünkü tüm bunları o yaptı. Peki size teşekkür ediyorlar mı şimdi? Önce size teşekkür ediyorlar. Bana bakınca sadece gözyaşları akıyor. Yani çok değişik bir şekilde bana daha farklı bir duygu hissediyorlar ama size teşekkür ediyorlar. Yani benimle sanki hocam aynı duyguya sahipler. Onları anladığım ve yardımcı olduğum için farklı ama sebep olan kişi siz olduğunuz için size farklı duyguları, yani farklı duyguları sahipler. Allah razı olsun ve lütfen gözlerinizi Ben de duygulandım burada. açınız. Sayın hocam, konu şuydu. Siz bizi duymadığınızda hoparlörünüz kapalıyken dedi ki bizler eğer hayatımızdan memnun değilsek, başımıza kötü tecrübeler gelmişse, hayat istediğimiz gibi gitmiyorsa, hayatımızı değiştirmek için nasıl bir meditasyon yapalım? Siz gittiniz, o evi gördünüz, o ev bizim beğenmediğimiz, istemediğimiz hayatımızdı. Ve anneden, babadan büyük oranda kaynaklanıyordu. Anne ve baba kendilerini düzeltince en büyük eksiğimiz sevgiydi. Sevgi geldi, kapıdan içeri girdi, etrafı tamamen en güzel şekilde dönüştürdü. Ve orada yaşayanlar yeni hayat karşısında gözyaşlarını tutamadılar. İşte arkadaşlar biz bu meditasyonu kaç dakikada yaparız? 5 dakikada yaparız. 5 dakikalık bu meditasyon bizim hayatımızı böyle bu kadar muazzam değiştirir. Konunun ne olduğunu şimdi öğrendiniz ya. Söylemek istedikleriniz var mı? Hocam söylemek istediğim şu, evet en başta dediniz ya hayatınızda nasıl bir değişiklik yaptırıp kulak masayı dinledi.
işte böyle bir değişiklik yaptı. Hiç tanımadığınız bir kişinin virane evine tamir ediyorsunuz. Ama bunun yapımcısı ayrı bir yere sahip. Ve oradaki görevli kişiler ayrı bir yere sahip. Biz görevli kişileriz, siz de yapımcısınız. Gerçekten size çok teşekkür ediyorum. Bütün herkes adına teşekkür ediyorum. Yani fazla söze gerek yok bence. Allah razı olsun. Çok çok Bilmiyorum. teşekkür ediyorum Sayın Hocam.